Başkanım, Çiçeği Burnu'nda bakanımızla Sayın Faruk Özlü ile bir koordinasyon toplantınız vardı. Basına yansıyan biçimiyle toplantı olduğunu biliyoruz ama içeriğini bilmiyoruz. Neler konuşuldu acaba o toplantı? Neler yapılacak? Evet, şimdi Sayın Bakanımıza tekrar buradan başarılar diliyoruz. Sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza da hak ettiği düzceye o değeri gösterdiler. Sayın Bakanımız da bunu zaten fazlasıyla hak ediyor. Tabii Sayın Bakanımız öncelikle bakanlık bünyesinde bir düzce ekibi kurdu. Düzce'nin tüm problemleriyle ayrı bir masa oluşturdu. Biz de o ekiple hem tanışma hem de bir koordinasyon toplantısı ve bundan sonra inşallah her hafta ve her ay düzenli toplantılar yaparak projeler ne aşamasa, nerede takılmış, bizzat kendisi takıldığı noktalarda devreye girerek inşallah çok kısa zamanda çözüme kavuşacak birçok problemimiz diye biz düşünüyoruz. Çünkü kabinede olmak çok daha farklı, bunu hepimiz biliyoruz. Bunu söylememek şey değil. Onun için toplantının içeriği aslında bir koordinasyon toplantısı ve oluşturmuş olduğu Düzce Masası ekibiyle belediye başkanlarımızın tanışmasıydı. İnşallah çok daha hızlı bir şekilde bundan sonra düzenli işleri takip ederek nihayete ve neticeye erdireceğiz diye düşünüyoruz. Peki başkanım, somut olarak 3 sorunumuz var. OSB, Liman ve İşletme Fakültesinin yapılması. Bunları değerlendirebiliriz. Bu konularda bir gelişme var mı şu aşamada? Evet, şimdi bir problemimiz daha var. Ceneviz Kalesi. İnşallah bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız. Sayın Bakanımız o şekilde söylediler. O konuyla ilgilendiler, sağ olsunlar. Tabii organize sanayi bölgesiyle ilgili şu anda güvenlik koridorunun daraltılmasıyla ilgili bir tekrar talebimiz oldu. Orada da bir sıkıntı gözükmüyor. Yani hukuk dışında işler yürüyor Allah'ın izniyle. Hiçbir problem yok. Tabii limanın taşınması, yatay mahmuzların yapılması, bu tabii çok büyük bir projeydi. Hamdolsun tabii Bakanlar Kurulu'nda bir bakanımızın olması bu projenin inşallah daha farklı bir şekilde neticeye ulaşacağı noktasında bize farklı bir umut veriyor. O da teknik çalışmalar, işte deniz dibi haritaları vesaire, bu çalışmalar şu anda devam ediyor. Bizim zaten hedefimiz 2017'nin yatırım programına bunu koydurabilmekti. Yani ona amaçlıyorduk. O da herhalde inşallah neticeye ulaşacak. Tabii fakülteyle ilgili de yakında güzel gelişmeler olacak. O kadarını söyleyelim. Yani şundan emin olsun hemşerilerimiz. Biz hem organize sanayi bölgesini hem fakülteyi çok yakından takip ediyoruz. Tabii kulaktan duyma dedikodu var şeylere kulak asmamalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü burada bir şey üretiliyor. Çarşı merkezine gidene kadar, oradan Çuvallı'ya gidene kadar çok daha farklı bir şeye dönüşüyor. Yani bizim ağzımızda, biz tüm çıplaklığıyla her şeyi anlatırız. Gelmiyorsa da gelmiyor deriz, o sebebi olmuyor deriz. Yani bundan kaçacak halimiz yok. Vatandaştan bir şey sakladığımız da yok. Her şey şeffaf, açık bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu üç konuda da çok güzel gelişmeler oluyor, olacak da. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu işler kilit parke yol yapmaya benzemiyor. Yani bir organize sanayi bölgesi kurmak. Bugün Düzce'nin birinci organize sanayi bölgesi 10 yılda kuruldu. Yani 10 yıllık bir süresi var. Bütün OSB'ler en az 5 yıllık, 6 yıllık, 7 yıl, 10 yıl, 15 yıl süren OSB'ler olmuş. Çeşitli sebeplerden dolayı. Ha, 3 senede biten de olmuş. Yani biz de en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Fakülte binamız hukuki bir şeye takıldı. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani bina bitirmeden buraya bir öğrenci alma şansımız da yok. Organize sanayi bölgesi mahkemeye verildi. Bunlar tabii bizim sığındığımız konular değil. Biz bunlarla ilgili de hukuki süreçleri de takip ediyoruz ama onun yanında da diğer bu işlerin yürümesiyle ilgili tüm çalışmaları, ben şahsım, kaymakamımız, ticaret odası başkanımız, sayın valimiz, milletvekillerimiz, sayın bakanımız bundan sonra çok yakından takip ediyor. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın inşallah. Gelişmeler oldukça biz de bunlardan haberdar olacağız. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Sizden de beklentimiz sürekli olarak bunu masada tutmanız, gündemde tutmanız. Şuna emin olun, bunlarla yatıyoruz, bunlarla kalkıyoruz. Yani bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz yatıp kalkmazsak siz bizi zaten bunlarla yatırıp kaldırıyorsunuz. Bundan da hiç şüphe yok. Yani bunlarla ilgili yakında gerçekten açıklayacağımız güzel gelişmeler olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah başkanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.